Herkese merhaba arkadaşlar. Hilal Tepe köyünden tekrardan sizlerle birlikteyiz. Birazcık soğuk algınlığım var. 2-3 gündür havalar bayağı bir soğuktu. Bayağı bir yağmurlu, soğuk geçti. 2 gündür de ben biraz grip oldum. O yüzden sesim biraz farklı gelebilir bu videoda. Şimdi arkadaşlar bu sefer köyün diğer çıkışındayız. Bu videoda da yine mantar bakacağız. Güneş yeni çıktı. Sabah saat 11 civarı, 10.30-11 civarı ama yeni hava açtı. Hala yerler ıslak. Şöyle bakın. Otlar hala ıslak. Bugün bu taraftan gidiyoruz. Köyün diğer çıkışı burası. Buradan yukarı çıkacağız. Köyün üst tarafına. Yine çimenliklerde içi kızıl veya çiğ yenen mantarımız var. Onlardan arayacağız. Bugün bayağı bir mantar bulacağımı düşünüyorum. Çünkü bayağıdır gezmedik. Havalarda yağmurlu gittiği için kimse de toplamamıştır muhtemelen. Bugün bayağı bir mantar bulacağımızı düşünüyorum. Güzel bir video olacak. Fazla otlara da değmemeye çalışıyorum. Çünkü beni de ıslatırsa ıslak ıslak dolaşmayalım. Şöyle çıktık. Buralarda arayacağız. Videoyu biraz durduruyorum şimdi arkadaşlar. Mantarlar yanına geldiğimizde biraz ileride mantarlar. Mantarlar yanına geldiğimizde videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ilk mantarlarımızı bulduk. Şöyle içi kızıl değil bunlar. Çiğ yenen mantardan. Gayet iyi boyları. Bunları şimdi alacağız. Yağmurdan sonra topladığımız için bakın ne kadar güzeller, tertemizler. Zaten bu mantar temiz oluyor. İçi kızıl gibi topraklı olmuyor. Tertemiz bakın. Şunları da alacağız. Sağ elimde kamera olduğu için mecbur sol elimi kullanıyorum. Bunları da alacağız. Şunu da alalım. Bu da bayağı iyi. Bu boylarda bunları toplamak gerekiyor çünkü kurtlanıyorlar daha sonra. Bakın kırıldı bu. Kurtlu değil. Bu boyları da toplamak lazım. Bir de şu an tam mevsimi bunun. Bundan 2 hafta sonra falan bunlar artık yavaş yavaş mevsimi geçmiş olur. Bir tane de şurada var. Mevsim geçince de bunlar kurtlanıyor. Şunu da alalım. Bu da gayet güzel. Şöyle kamera odaklanmıyor sanırım. Bunu da aldık. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi burada geçen gün mantarlar vardı. Küçüklerdi, bırakmıştım. Acaba yerinde duruyor mu? Ve de büyüdüler mi? Büyüdülerse toplayacağım. Şimdi birlikte göreceğiz. Yanına gideceğiz. Evet duruyorlar. Burada bayağı bir şey yerdeler. Tenha yerdeler. Bayağı da var. Bayağı da güzel olmuşlar. Daha fazla bekletmeye gerek yok bunları. Çünkü daha fazla bekletirsek bunlar çürüyorlar. Şimdi şöyle kopartacağım arkadaşlar bunları. Şöyle kopartıyorum. Bakın ne kadar güzel. İçi de çok güzel. Şöyle bıçakla. Sapını da çok fazla şey yapmayacağım. Alacağım sapını da. Çünkü bayağı bir bugün mantarımız olacak. Onları muhtemelen akşam kavuracağız. Bunlar çiğ de yeniyor. Çok güzeller. Kokusu çok güzel bunun.
Şunların hepsini alacağım. Bunlar bayağı bir büyümüşler. Bunları hepsini toplayacağım. Şu küçükleri de alacağım çünkü daha fazla bekletirsek, bakın mesela bu şuradan sararmış, kurtlanıyor. Kurtlanacak. Çok fazla da bekletmemek gerek. Şunları da alacağım. İkisini de alalım. Bakın ne kadar güzeller. Bunların hepsini alacağız. Bunlar da bayağı büyük. Bunları da toplayalım. Şunların hepsini alalım. Şu büyüklerini de alalım. Bunların şu topraklı yerlerini kesip alacağım. Evet, bayağı bir topladık, bayağı oldu. Şimdi yağmura yakalandık arkadaşlar. Yağmur da çoğaltıyor. Bakın sesi size de geliyordur. Eve dönüyoruz. Allah'tan köyün yakınındaydık. Eve dönüyoruz ama videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Bu yağmur böyle çok yağacak gibi değil. Sadece havanın bir kısmı kapalı, diğer kısmı açık. Devam ettireceğim. Biraz hızlı gitmem gerekiyor. Bayağı bir çoğaldı yağmur. Karşı tarafa doğru geçecektim. Orada da bayağı bir mantar bulacağımı düşünüyorum. Çünkü yarım bırakmıştım. Orada küçükler vardı. Onları toplamamıştım. Onlar muhtemelen büyümüştür. Onları toplayacağım. Bu yağmur çok yağmayacak gibi görünüyor. Öğleden sonra o tarafa geçeceğim ve videoyu devam ettireceğim. Ve bulduğumuz kadar daha mantar bulacağımı düşünüyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yağmur durdu, gördüğünüz gibi güzel bir güneş çıktı. Şimdi ben yarım kalan işimi tamamlamaya gidiyorum. Diğer tarafa doğru geçeceğim. Biraz önce yağmura yakalandık, geri eve dönmek zorunda kaldık. Yağmur gelirse bu sefer geri dönmeyeceğim arkadaşlar. Bakın şemsiyemi de aldım. Şemsiyem de elimde, yanımda. Ekmek var elimde. Köy ekmeği. Bakın. Böyle bir tane ekmeği de aldım. Yiyerek gidiyorum. Köy ekmeği çok güzel. Bilirsiniz bunu. Annem yapıyordu, bir tanesini aldım böyle. Yiyerek gidiyorum sıcacık daha. Şimdi şöyle sol tarafa doğru devam edeceğim arkadaşlar. Orada görmüştüm, onlara bakacağız. Sabahki bulduğum kadar daha bulsam yeterli olur. O tarafta da vardı o kadar, görmüştüm. Eğer ki onlar duruyorlarsa sabahki bulduğum kadar daha bulurum. Belki daha fazlasını da bulurum. Şimdi gidelim bakalım. Duruyorlar mı? Duruyorsalar ne kadar büyümüşler? Birlikte toplayalım. Geçen gün mur bırakmıştım. Bayağı büyümüş. 2 gün önce bakmıştım. Şu küçüğü gibiydi. Şimdi bakın bayağı bir büyümüş. Şöyle ben bunu bir alayım. Daha fazla bırakırsak zaten bu kurtlanır. Şöyle aldım. Bayağı bir güzel. Ama tek. Başka yok burada. Tek başına. Başına duruyor burada. Şuralara doğru bakıyorum ama
Burada olması gerekir burası. Aslında onların tam yeri. Şuralarda olması gerekir ama yok. Bunu geçen gün görmüştüm zaten orada küçük diye ellememiştim. Koparmamıştım. Şimdi büyümüş. Siftah bu. Bakalım devam edelim. Devamı gelecek mi? Burada vardı arkadaşlar bakın. Bunlar da bayağı büyümüşler. Şu büyüklerini alacağım çünkü geçen sefer ben bunları toplamadım. Küçükler diye başkası toplamıştı. Bunları şimdi büyüklerini alacağım. Bayağı büyümüşler. Şunları alacağım. Bakın bayağı da güzel olmuşlar. Aslında kimse koparmasa bunlar daha da büyüyor. Bunun iki katı oluyor. Şunu şurada gördüğünüzün iki katı oluyor. Hatta bakın burada hayvan basmış bunlara muhtemelen. Hayvan geçmiştir buradan basmıştır. Şuraya bir bakın. Şuraya bir bakın aynı yerde kaç tane var. Şunlara bir bakın. Şuraya doğru devam ediyor. Şurada var. En az 15 tane var. Hepsi bir yerde. Bunlar büyüse daha da güzel olacak ama burası çok işlek bir yer. O yüzden kim denk gelirse hemen koparıyor. Yol kenarı bakın şöyle. Yol kenarı olduğu için kimse bunları büyütmüyor. O yüzden ben de şimdi büyüklerinden bunların alacağım. Şöyle bakın şunları koparıp alacağım. Çok güzeller. Buradan da bayağı bir alırız. Şu büyüklerin hepsini alalım. Şunları hep alalım. Sadece şu çamurlu yerlerini keseceğim. Diğer taraflarını alacağım. Saplarını da alacağım. Çünkü bunları kavuracağız akşam inşallah. Şunları büyüklerini de alalım. Küçükleri dursun yine. Küçükleri büyüsün. Başkası alır veya belki kimse toplamazsa yine bize nasip olur. Şöyle küçükleri kalsın. Bunların üzerine bir şey basmış. Hayvanlar oluyor burada. Muhtemelen hayvanlardan basan olmuş. Çünkü ezilenler var. Şimdi bunları poşete koyalım arkadaşlar. Devam edelim. Biraz daha devam edeceğim şöyle. Şu ileride karşıda da görmüştüm. Şu yol gibi bir şey gidiyor dağların arasında doğru. Oranın üst tarafında da görmüştüm. Şimdi oraya geçeceğim. Orada da bulacağımı tahmin ediyorum. Oraya geçince devam ettireceğim videoyu. Şurada da denk geldik. Birkaç tane de burada var. Bunları da alacağız. Bunlar da bayağı büyümüşler. Hatta ben bunları geçen gün de görmüştüm. Bunların kökü ne kadar kalın. Bakın. Şunları da alalım hepsini. Bir tane de şurada var. Bakın ne kadar güzeller. Başka yok. Şu kadar küçük bir yerde. Aslında burada yine olması lazım ama sadece bunlar var.
bayağı güzeller. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle devam edeceğiz. Yine bulacağımı, buralarda yine bulacağımı tahmin ediyorum. Devam edelim. Güzel. Yani güzel geçiyor şu ana kadar. Arkadaşlar şöyle bir mantar türü var. Bu mantarlar çok güzel oluyor. Tadı da çok güzel oluyor. Bunlar içi kızıla benziyor ama içi kızıldan biraz daha büyük oluyorlar ve böyle şapkaları daha yuvarlak oluyor. Şunlar bakın. Bunlar daha küçükler, yeni çıkıyorlar, yeni topraktan çıkıyorlar. Bakın 4 tane burada var. Ne zamana büyür? Bunlar kimse ellemese 4-5 güne bunlar bayağı bir büyük olur. Toplanma haline gelir. Bunlar çok güzel oluyor. Tadı da çok güzel oluyor. İçi kızıla çok benziyor bunlar. Bunlar da çimenlikte oluyor. Şöyle bir alanda bakın. Şöyle bir alanda bunlardan var. Bunlardan belli yerlerde oluyor. İçi kızıl gibi her yerde olmuyor bunlar yalnız. Belli bir yerler oluyor. Oralarda oluyor. Bunlar daha büyük oluyorlar içi kızıldan ve çok güzel oluyorlar. İnşallah bir 5-10 gün sonra bunlar çoğalır. Bu aylarda oluyorlar zaten. Mayıs ayında falan oluyorlar. Bunlar çoğaldığında toplarken de videosunu hazırlarız arkadaşlar. Ben şöyle etrafa bakıyorum hem belki daha büyükleri vardır diye. Bunlar yeni yeni çıkıyorlar. Bunlar büyüseler tabii bunu sobanın üzerinde, közde, her yerde pişirip yiyebiliyorsunuz. Her türlü yeniliyor. Çiğ yenmiyor. Çiğ yiyenler de var ama çiğ çok şey değil. Yani çok yenecek bir mantar değil. Çiğ yenen mantar ayrı. Onu zaten biz şu an arıyoruz. Biraz önce topladık. Çiğ yenen mantar o. Önümüzdeki bir hafta içerisinde bunlar büyür. Bir hafta 10 gün içerisinde büyürler. Tabii buradakilerden bahsetmiyorum. Bunları biz alır mıyız, alamaz mıyız bilmiyorum. Bakarız, kontrol ederiz yine ama başka yerlerde de var bildiğimiz yerler. Oralara da bakarız. Oralarda da illaki çıkacaktır. Onları topladığımız videolarımızda gelir arkadaşlar. Kanala yükleriz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Çok güzel videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdi biz devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle ileri doğru bu siyah alan gidiyor. Devam ediyoruz. Mantara denk gelirsek videoyu da devam ettireceğiz. Arkadaşlar burada ben yaklaşık bir 10 gün önce mantar bulmuştum. Yine dedim oraya bakayım. Mantar belki bulurum. Belki yine çıkmıştır dedim. Şöyle iki tane buldum. İki tane buldum. Bir tane de şurada gördüm. Onu da toplarken size göstereyim dedim. Aa, bir tane daha var yanında. Şurada bakın. Görebildiniz mi? Şurada. Şöyle dikenini kaldırıyorum. Altında. Bakın şuradalar. Bayağı da büyükler. Bayağı güzeller. Evet. Buraya saklanmışlar. Ama bulduk onları. Çok güzeller. Bakın işte. İşte aradığımız mantar bunlar. Böylelerini bulabilsek. Çok dikkatli bakmak gerekiyor. Bakın. Gayet güzeller. İki tane. Şöyle bakın otların içerisinde büyümüşler. Şimdi etrafa biraz daha bakayım. Başka da olabilir. Bunlar olduğuna göre. Nasıl denk geldiyse onlara denk geldim. Aslında bayağı da bir gizli yerdeler. Şöyle 4 tane bulduk en azından.
arkadaşlar bir tane daha buldum. Hemen size göstereceğim. Şu ana kadar buldum. En büyük mantar. Bakın. Bir taraftan da yağmur yağıyor. Zar zor çekim yapıyorum. Bakın şurada. Şimdi onu çıkartacağım oradan. İşte burada. Şu ana kadar buldum. En büyük mantar. Bakın. Çok güzel. Otların arasında tesadüfen denk geldim. Bakın. Ah, elime diken battı. Şimdi hemen seni bir alalım. İnşallah kurtlu değilsindir. Şöyle bir çıkaralım seni piyasaya. Aa, çok güzel. Çok güzel bir mantar. Hemen senin kulpunu bir keselim bakalım. Kurtlu olacağını zannetmiyorum ama. Yine de bakalım. Şöyle tek elimle keseceğim. Çok derin kesmeyeyim. Değil. Bakın tertemiz. Şuna bakın. Dev gibi bir mantar bulduk. Tertemiz, kurtlu değil. Çok güzel. Aa, bir tane daha var. Bir dakika, bir dakika daha bitmedi. Bir tane daha gördüm. Hatta iki tane var burada. Bakın. İki tane var burada. Hey mübarek. Burası bize verdi. Verdi bize mantarları. İstediğimiz mantarları verdi. Az daha bunları görmeden gidiyorduk. Bakın. Şunlara da bir bakın. Bunlar da çok güzel. Çok güzeller. Bir taraftan da yağmur bastırıyor. Hemen ben şöyle biraz daha buraya bakacağım. Belki başka da buluruz. Dikenlerin içi. Şu ana kadar bulduğum en büyük mantarlar. Daha önceki videolarda da mantar videolarımız var. Topladık ama şu ana kadar bulduğum en büyük mantarlarsınız. Çok sevindim. Şöyle biraz daha etrafa bakacağım arkadaşlar. Başka bulursam videoyu devam ettireceğim. Şöyle dikenlerin içerisinde olabilir. Otların arasında. Biraz daha bakacağım. Evet, şurada bir tane gördüm. Gördüm. Şurada bir tane daha gördüm. Buraya saklanmış. Evet. Bu da güzel. Bunu da alalım. Gayet güzel burası. Daha önce de toplamıştım ben buradan. Yine güzel mantar verdi. Şöyle biraz daha. Evet, bir tane daha. Bir tane daha burada. Bu da gayet iyi. Bunu da alıyoruz. Kurcaladıkça çıkıyor. Mübarek yer. Kurcaladıkça çıkıyorlar. Dikenlerin içerisinde büyümüşler. Şimdi ben biraz daha bakacağım. Şöyle dikenleri biraz daha karıştırıp başka bulursam videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Gayet güzel bulduk. Şunlara bakın. Sadece bunlar bile neredeyse bir kavurmalık mantar yapıyor.
Şimdi eve dönüyorum arkadaşlar. Bugünlük mantar toplama videomuz bu kadar. Güzel mantar bulduk. Şu ana kadar bulduğumuz en fazla mantarı bugün bulduk. Bakın şöyle. Karşıdan geldik. Şu ta karşıdaki demir direğin oradan beri geldik. Orada yağmura yakalanmıştık, eve gittik. Sonra öğleden sonra geri çıktık. Şu iki tane büyük ağaç var. Tarlaların ortasında, oradan beri geldik. Bu arazide bulduk bulduğumuzu şöyle. Yukarı doğru devam ettik. Şuradan hemen geri döndük. Gidiyoruz. Evimize döneceğiz. Ne kadar bulduk? Şöyle göstereyim size arkadaşlar poşeti. Şu kadar mantar bulduk. Bunları ben böyle bu sefer temizlemeden öylece toplayıp koydum. Şu mantar çok güzel. Şu ana kadar bulduğum en büyük mantarsın sen. Şu çok güzel. Eve gidince bunların ben şimdi temizliğini yapacağım. Bu kadar da evde vardı. Öğleden önce bulmuştuk. Güzel oldu bugünkü mantar toplamamız. Güzel geçti. Bayağı mantar bulduk. Bundan önce de mantar videolarımız vardı ama hiç bu kadar bulamamıştık. İlk kez bu kadar çok bulduk. Hepsi aynı tür mantar bunlar. İçi kızıl bulamadık. İçi kızıllar yok. Herhalde çıkmayacaklar artık. Mevsimi değil zaten onların. İçi kızıl bulamadık. Bulduk, birkaç tane denk geldik. Onlar da çürümüşler. Ya yağmurdan çürüdüler ya da mevsimi olmadığı için çürümüşler. Küçük küçük olmalarına rağmen çürümüşler. İçi kızıl yok yani. Bir tane başka tür bir mantar var. O çıkıyor şimdi. Yaklaşık 10 güne kadar o da çıkar. Şöyle gördüğüm yerlere yine de bakıyorum. Yaklaşık bir hafta 10 güne kadar onlar da çıkar. Onlar daha güzel oluyor. Böyle büyük büyük yumruk kadar oluyorlar. İçi kızıldan daha büyük oluyorlar. Onlardan da toplarız inşallah. Şimdi gideceğiz. Bu mantarları temizleyeceğiz evde. Akşam yemeğimiz çıktı. Kavurup yiyeceğiz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Gelin buyurun. Kanalımıza abone olun. Yakındaysanız gelin, buyurun birlikte yiyelim. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. Bu tür videolarımız gelmeye devam edecek. Köy ve doğayla ilgili videolarımız kanalımızdan gelmeye devam edecek. Daha değişik videolarımız da olacak. Sadece mantar toplama videosu yayınlamıyoruz biz. Köyle ilgili, köy yaşamıyla ilgili videolar kanalımıza yüklemeye devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Videolarımızı kaçırmayın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.